Emekli insanım ben. Maaşım yetmiyor. Enflasyon çok yüksek. Şuradan sordum, biberin kilosu 10 lira. Biberi yiyecek misin, koklayacak mısın? Şikayetim çok büyük. Allah Türk halkına yardımcı olsun, ne diyelim yani. Nitekim biraz normalin üzerinde para kazananlar bir süre daha rahat yaşarlar ama memur maaşıyla, işçi maaşıyla yaşayan arkadaşlarımıza Allah kolaylık versin. Bundan sonra da iyiye gideceğini düşünmüyorum. Yeni kaygım yok. Epeydir kaygım var. Epeydir kaygım var. Yeni değil. Tabii kaygılıyız. Bir maaşından geçinen bir insanım. Babamın maaşını alıyorum. 1 milyon dediler herkese. Tuttular 750 verdiler yetime. Olacak şey mi bu? Efendim yerler çok pahalı olduğu için, bu sene üretim az olduğu için, bu sene yani yağmur falan çok olduğu için üretim az oldu. Az gelince de mal pahalı oluyor. Çok olsa talim haliyle pahalı, şey ucuz olacak. Çünkü ben yumurta üreticisiyim. Son 6 ayda 5 kez her ay ben yem alıyorum. 5 kez zam geldi ve ben bu yumurtayı 3 senedir 1 liraya satıyorum. Ve ben insanlara zam yapmaya utanıyorum. Satışlarımızda iş yok efendim. Navlun pahalı, mazot pahalı. Şimdi kuru soğan düştü diyorlar, yalan. Halen 5 lira. Yalan, hepsi yalan. Bakın, müşteriler bile şikayetçi. Yani buraya geliyor, haldeki para kazanıyor. Pazardakında bir şey yok. Ekonominin bu kadar kötü olmasının sebeplerinden biri yönetimin kötü olması diye düşünüyorum. Yani ekonomi şu an iyi yönetilmiyor. Bir kilo soğan 7 lira olursa, 6 lira olursa patates, onda savaş olan yerden patates gelirse ben onu nasıl çocuklarıma, torunlarıma yedireyim? Nasıl yavrum? Ben 77-78'e bastım. Ben böyle görmedim, hiç görmedim. Bu hükümet gibi, bunun yaptığı gibi hiç görmedim. Düşünsenize mesela örneğin bir toplama parası, yemecinin ücreti 60-70 TL iken şu anda 100 TL adama yetmiyor. Bu otomatikmen ürünlerimize yansıyor. Ürünlerimizden de direkt müşteriye yansıyor. Bu konuda biz de memnun değiliz. Hiç kimse memnun değil daha doğrusu. Enflasyonun yüksek olmasına hiç kimse memnun olmaz.